Merhaba arkadaşlar Nurgül'ün tığ ve iğne YouTube kanalım hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilsiniz abone olmayı emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Zil butonu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet şöyle tığımın numarasını göstererek başlayalım. Tığımın numarası 22 numara ve sizlere daha önce hazırlamış olduğum fıstık modelinin bu şekilde arkadaşlar, bakın papatya yapraklarından olan kısmını hazırladım. Evet, bakın dalların arasında bu şekilde fıstık yerine böyle papatya yaprakları var, trabzanlardan oluşan papatya yaprağımız. Evet arkadaşlar, fıstık yapamıyoruz diyen arkadaşlar için alternatif ve çok hoş bir şekilde bakın bir model oluştu. Şöyle köşesini göstermiştim daha önce fıstık modelinde. O yüzden şimdi düz zemin üzerinde bu şekilde yapacağız inşallah. Evet. Şöyle ikişer zincir çekerek de tığ battılarımı hazırladım. İlk önce tığ battılarımızı hazırlıyoruz. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. İlk başlarken bu şekilde sık iğne ile sabitleyerek de başlayabiliriz. Veyahut da arkadaşlar trabzan yaparak da başlayabiliriz. Şimdi yapacağımız gibi 10 tane bu şekilde kirpikli trabzanı ara suyu olarak kullanacağız. Bakın şöyle zincir çekerek ipimizi tığımıza tutturduk havada. Arka tarafı unutalım. Bir defa tığımı doluyorum ve boş olan bu tığ battının içine giriyorum. 2 olarak bir tane trabzan yaptım. Şöyle 1, 2, 3, 4 zincir kapatıyorum. Bu yapmış olduğum trabzanın şöyle arasından girip sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde 10 tane yaptık. Şimdi yuva için bir zincir çekiyorum. Şöyle örümceğimi yapıp bakın bol bir şekilde kapatıyorum. Fazla sıktırmıyorum. Çünkü buraya şimdi yuva yapacağız. Rahat bir şekilde batalım. 7 tane zincir çekiyorum. 4, 5 6 ve 7. Şöyle tersine çevirdim. Bu gevşek kapattığımız yuvanın içine 7 zincirimi sık iğne ile sabitleyip bir tane yuva yaptım. 1 2 3 4 ve 5. Düz yüzüne çevirdim. Şimdi bu 7 zincirli yuvayı yuva olarak kullanacağız. 5 zincirimi buraya kapattım ve 3 zincir çekiyorum. 2 defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2 2 2 alarak bu şekilde bakın rahat bir trabzanı yaptık. 1 2 3 4 zincir. Kapatıyorum 4 zincirimi buraya sabitliyorum. Geriye kalan kısma da sık iğne yapacağım. Şöyle bir Şöyle 2 3 4 5 ve 6 alt. 6 tane sık iğneyi yaptık trabzanımızın arasına. Hemen sık iğne ile yuvaya geçiyorum. Bu da 7. sık iğnemiz oldu. Evet. İlk dalı bu şekilde yaptık. Şimdi 5 zincirden bir yuva yapacağız yine. 5 zincirimi buraya sabitledim. Yuvamız hazır. Yine 3 zincir. ikinci dalımızı aynı ilk dal gibi yapacağız. 2 defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2, 2, 2. 3 zincir seviyesinde bir trabzan yaptım. 5 zincir çekiyorum. Pardon. 4 zincir çekiyorum. Hemen trabzanımı kapatıp Geriye kalan kısma 6 tane sık iğne yapıyorum. Çünkü ilk dalımızı 6 sık iğneden yaptık. Simetrik olacak. 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğneyi yaptık. 7. sık iğnemizi de bu 5 zincirli kıvadan. Evet. ikinci dalımızda bu şekilde hazır. Şimdi yine 5 zincirden yuva yapacağız. Bu papatya yaprağımız için. Evet, yaptık yuvamız da bu şekilde. Hemen dibine bir zincirimi çektim, ipimi uzatıp küçük bir örümcek ilkiyle aynı boyda olmak şartıyla şöyle küçük bir örümcek yaptım. Bakın. Şimdi bunu dördüncü tığ battıya bir defa dolayıp sabitleyeceğiz. Trabzan yapacağız. Evet dördüncü tığ battanın içine şöyle iki iki alarak bu şekilde yaptık. Böyle sallantılı model olmasını istediğimiz için bu şekilde trabzanla geçiş yaptım. 2 3 ve 4 zincir yapmış olduğum trabzanın hemen belinden sık iğne ile sabitliyorum. Buraya bir tane tomurcuk yaptım. Bir zincir çektiğim bir defa doladım. Hemen yandaki tığ battıya girip 2 2 6 bu şekil tutayım daha net gözüksün 4 zincirimi çekiyorum ve buraya tomurcuğumu kapattım bir zincir bir defa doladım şöyle 2 2 alarak trabzan yaptım 4 zincir kapatıyorum bir zincir çekiyorum bakın şu bir zincir tığ battılarınıza göre arkadaşlar eğer daha minikse çekmeyebilirsiniz bir defa doladım hemen tığ battıya 2 2 alarak bir trabzan yaptım 1 2 3 ve 4 kapatıyorum buraya kirpik olarak bir zincirimi çektim bir defa doladım hemen yandaki tığ battıya giriyorum 2 2 alıyorum 1 2 3 ve 4 zincir kapattım tekrar bir zincir bir defa doluyorum Şöyle 2 2 alıyorum. Bakın. 6. Hemen 4 zincirimi kapatıp bir tomurcuk yanına bir tane zincir bir defa doladım. Şöyle 2 2 alarak trabzanımı yaptım. 1 2 3 ve 4. Tekrar bir zincir bir defa doluyorum. Yandaki tığ battıya 2 2 aldım. Evet, toplamda buraya 10 tane yapacağız. 3 6 8. olacak. 1 2 3 4 zincir. Kapattım. 1 zincir bir defa doladım. Şöyle 2 2 olarak aldım. 1 2 3 4 zincir. Şöyle bismillah. Kapatıyorum. Evet. Şimdi 10. ve sonuncu trabzanımızı da yapıp şöyle bir tane daha size yuva göstermek istiyorum arkadaşlar. O yüzden de hepsini yaptım. Parmağımdaki ip de şöyle arkadaşlar bakın bir zinciri çektik. 10 tane şöyle yapmış olduğumuz çitimizi ara suyumuzu gösterelim. Bu şekilde çok güzel bir Bakın hiç marullanma, toplanma, gerdirme yok arkadaşlar. Bu şekilde şimdi şu yapmış olduğumuz yuvayı bir tane daha gösterelim. Bir zincirimi dibine çekiyorum. Şöyle ipimi uzatıp bir tane şöyle küçük bir örümcek yapıyorum. Bakın. Örümceğimin boyutu bu şekilde. Ve 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi şöyle ters tarafına çevirip bu Kapattım. bakın sık iğne noktasını fazla da sıkı kapatmadım çünkü rahat bir şekilde bu şekilde 7 zincirimi buraya kapatabileyim şimdi bakın ters tarafındayız 5 zincirle düz tarafına döneceğiz hemen çevirdim bunu bu şekilde 5 zincirimi sık iğne ile buraya sabitleyip bir tane yuva oluşturdum 1 2 3 zincir 2 defa tığımı doluyorum ve yuvanın içine girip şöyle 2 2 2 alarak bir trabzan yaptım 4 zincir çekiyorum Evet şimdi buraya trabzanın arasına kapattım geriye kalan kısma da 6 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 şöyle 6 7.yi de bu 7 zincirli ana yuvada yapıyorum. Şöyle bakın ilk dalım bu şekilde hazır. 5 tane zincir çekiyorum. Hemen bu 7 zincirli yuvanın içine kapatıp buraya papatyamın yaprağı için yuva hazırladım. Şimdi 1 2 3 2 defa doladım. Dalımızı yapacağız bu yuvaya ana yuvaya girip 2 2 ve 2 alarak bu 3 trabzan boyutunda bir trabzan şey yaptım 3 zincir boyutunda trabzan yaptım Evet 4 zincirimi çekiyorum buraya trabzanın arasına kirpik olarak kapattım bu trabzanımın geriye kalan kısmına da 6 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğneyi yapıp hemen bakın şuradan biraz yer açalım sağa kaydırıp buraya sık iğne ile 7. sık iğnemi giriyorum 5 zincir çekiyorum 5 zincirimi de ana yuvaya kapattım şöyle Evet hafif Çünkü ilk başta bayağı yer bıraktık bu şekilde bakın iki dal ve üç tane yuvadan oluşan bir yuva hazırladık. Papatyamızın yapraklarına bir zincirimizi çektik. Hafif bakın ilk tığ bat, şey örümcek boyutunda ipimizi uzatıp bu şekilde bir örümcek yaptım. Şöyle bakınca arkadaşlar ikisi aynı ise tamamdır. Ve bunu bir defa tığımı doluyorum. Dördüncü tığ battının içine trabzan yapacağız. 1, 2, 3, ve 4. Evet, dördüncüye 2 2 alarak şöyle minik bir trabzanım yaptım. Üzerine 4 zincir ve trabzanıma kapattım. Arasına bir zincir çekiyorum. Bu çitlerimin, trabzanlarımın arasına bir zincir. Sıradaki tığ battıya 2 2 alarak bir trabzan daha yaptım. Şöyle 4 zincir kapatıyorum tomurcuktan sonra bir zincir bir defa dolayıp bu şekilde 10 tane ara suyu kirpikli trabzanlar yapacağız 1 2 3 ve 4 zincir buraya kapattım bakın tomurcuğum bir zincir şöyle bir tane daha yapalım anlaşıldığını düşünüyorum ve şimdi trabzanlarımızın e, yapılışına Yani daha doğrusu papatya yapraklarımızın yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar bu 5 zincirden yaptığımız ilk yuvanın içine ipimi sık iğne ile buraya bu şekilde sabitleyerek başlıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Ve 2 defa tığımı dolat. Yuvanın içine giriyorum. 2 2 2 alarak trabzan yap. 2 defa tığımı doladım. Şöyle yuvanın içine girdim. 2 2 ve 2. 2 defa tığımı doluyorum. Yuvanın içine girdim. 2 2 ve 2. 2 defa tığımı doluyorum. Yuvanın içine girdim. 2 2 ve 2. 5 tane bu şekilde trabzanım olunca yine şöyle sıkı sıkı 3 tane zincir çekip bu yeşil yuvanın içine 6. trabzan olarak sağlıyorum. Evet bakın bu şekilde ilk yaprağımızı hazırlamış olduk. Şimdi 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çekiyorum. Şöyle arka tarafından bu yeşil yuvanın içine bakın tam ortasından girip sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 zincir fıstık yapamayan arkadaşlar da bu modeli bu şekilde yaparak yapmış olurlar yani fıstığın yerine bu şekilde kullanmış olurlar diyecektim. Aklıma cümle gelmedi arkadaşlar. Evet iki defa tığımı doluyorum aynı yuvanın içine girdim şöyle 2 2 2 tekrar 2 defa tığımı doladım yeşil yuvanın içine girdim şöyle 2 2 ve 2 5 tane bu şekilde trabzanım oldu şimdi 1 2 ve 3 tane zincir çekip şöyle yeşil yuvanın da içine sık iğne ile sabitleyelim tekrar Şöyle kapattım bakın. 1 2 3 ve 4 zincir. Şimdi arkadaşlar bunun bu şekilde güzel durmasının sebebi şu kenarlarının zincirlerini gayet sıkı çekelim. O şekilde aşağı meyilli yaprak gibi duracak. Şöyle dalımızın arkasından geçiriyoruz. Bakın şu şekilde dalımızın arkasından dolanıp yeşil yuvanın içine sık iğne ile bu şekilde sabitledim 3 tane zincir çekiyorum bu birinci trabzanım 2 defa tığımı doladım yeşil yuvanın da içine girip 2 2 2 olarak aldım 2 defa tığımı doluyorum yeşil yuvanın içine girip şöyle 2 2 2 2 defa tığımı doluyorum şöyle 2 2 ve 2 Evet zincirimle beraber 5 tane trabzanım olacak. Bu 5. trabzanım 2, 2 ve 2 olarak alt. 1, 2, 3 zincir. Hemen yuvanın içine girip bu şekilde sabitledim. Bir zincirimi çekip kapattım. Kopardım. Evet. Bakın bu şekilde arkadaşlar yapraklarımız böyle dallarımızın arasından çok güzel yani hiç fıstıktan da farkı yok arkadaşlar duruş farkları var ama aynı tadı veriyor sanırsam Evet şimdi iplerimi yakıp diğer rengimizi yapalım Evet arkadaşlar şöyle bakın yuvanın içine giriyorum sık iğne ile sabitledim 1 2 3 zincirimi çektim iki defa doladım bakın bu üç zincir benim birinci trabzanım yuvanın içine giriyorum 2 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum buradaki püf noktası arkadaşlar bakın buradan ilmek çıkardığım zaman şöyle iki aralarında hiç boşluk vermeden şöyle sıkı sıkı almam 2 2 olarak bu şekilde almam bu mı böyle kalıp gibi güzel durduruyor 2 defa tığımı doluyorum. Hemen yeşil yuvaya girip 2 2 ve 2. 1 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. Şöyle 2 2 2. 5 tane trabzan olunca bu şekilde hemen 3 tane zincir çekiyorum ve yeşil yuvadan hemen sık iğne ile sabitliyorum. Evet, ilk yaprağımız bu şekilde hazır. Arasına 4 zincir çekiyorum. Öyle bakın yaprağımızın güzelliğini yakın plan göstereyim. Hemen arkasından dalın bu yeşil ortadaki yeşil yuvanın içine sık iğne ile 4 zincirimi sabitliyorum. Dört tane 3 tane zincir çekiyorum. 2 defa tığımı doladım. Hemen yeşil yuvaya girip 2 2 2 alarak şöyle 3 zincir boyutuna getirdim bakın. Şimdi diğerlerini de aynı bu boyutta çekerek toplamda 5 tane trabzan yapıyorum. 2, 2 ve 2. 2 defa tığımı doluyorum. Yuvaya girdim. 2, 2 ve 2. 2 defa tığımı doladım. Yuvaya girip şöyle 2, 2, 2 alarak 4 tane trabzan, 5 tane trabzan yaptım. 5 trabzanım olunca şöyle sıkı sıkı özellikle bu kapatma Zinciri sıkı olursa arkadaşlar yapışık duruyor. Gevşek çekildiği halde o zaman sanki 4 zincir boyutunda oluyor ve bu şekilde bu yapışıklığı sağlayamazsınız. Bakın püf noktası sıkı sıkı 3 zinciri çekmek. Ara geçiş köprüsü için 4 zincir çekiyorum. Şöyle dalımın arkasından dolanıyorum bu şekilde. Ve buradaki 5 zincirime sık iğne ile sabitliyorum geçiş köprümüzün zinciri 4 olursa şöyle dalımızın arkasında düz ettiğimiz zaman rahat oluyor geridirme olmuyor arkadaşlar Evet şimdi aynı şekilde yine 3 zincir çekelim bu bizim birinci trabzanımız iki defa doladım tığımı ve yeşil yuvaya girip bir ilmek çıkarıp şöyle 2 2 2 alarak trabzan yaptım iki defa doluyorum şöyle 2 2 ve 2 2 defa tığımı doladım şöyle 2 2 ve 2 2 defa tığımı doluyorum yuvanın içine girdim şöyle 2 2 ve 2 bakın zincirimle beraber burada 5 tane trabzanım oldu şöyle sıkı sıkı 3 tane zincir çekip sık iğne ile yeşil yuvaya Sabitliyorum, şöyle bir tane de zincir çekip ipimi kopardım. Evet, bakın bu şekilde şöyle göstereyim. Şu ara kısmına iki yaprağımın ara kısmına dallarımı şöyle düzelterek, bakın sık iğne fazla olduğu için yamuluyor. Siz bunu bu şekilde düzelterek şöyle dümdüz bir yaprak veya da dal haline getirebilirsiniz. Hemen bu kenar iplerimi temizleyip yakıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Modelimizin bitmiş hali bakın bu şekilde oldu. Şöyle çok zarif çok güzel bir model hazırladığımı düşünüyorum sizlere. Bu köşenin duruş hali. Bu ikisini de sizlerle beraber hazırladık. Evet. Şöyle modelimize yakından da bakalım papatya yapraklarımızın oval duruşunu aynı size tarif ettiğim usulde yaparsanız yani şu aşağı iniş zincirlerini sıkı yaparsanız bu şekilde oval bir trabzanınız olacak arkadaşlar onlara zincirini sıkı çekin yeterli bu şekilde şöyle çok hoş bir yapraklarımız olacak inşallah yakın plan göstereyim dedim ama hepsini sığdıramadım sanırsam şu ikisini en azından tutayım sizler için Modelin bu şekilde yapılışı da aynen tarif ettiğim usul üzerine yaparsanız bu şekilde çok hoş güzel bir modeliniz çıkacaktır ortaya inşallah. Evet işimiz bu. Sizler de beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. de tülbentin şöyle zeminin üstünde de göstereyim